Kamuoyunda da bilindiği üzere Fatma Eraslan 12.04'da 2003 doğumlu ve il içerisinde sokağa çıkma yasağı sırasında öldürüldü tarihte. O 12 yaşını yeni bitirmiş, 10 yaşında da girmemiş bir kız çocuğuydu. 6 Mart ile 8 Mart arası oldu ve Mart ayının başlangıcında Fatma Eraslan İdil ilçesi Turgutuzar Mahallesi'nde sokağa çıkma yasakları sırasında kolluk güçleri tarafından öldürülmüştür. Buna yönelik aile, maktul çocuğun ailesi hem ceza soruşması açısından, yani Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşması açısından davaya müdahil olmuş, hem de tazminat hukuku açısından İçişleri Bakanlığı ve Şırnak Valiliğine karşı tazminat davaları açmıştır. Şırnak Cumhuriyet Savcılığı açılan soruşturma dosyasında taksici karar vermiş, yani koruşturma yönelik karar vermiş. Söz konusu karara karşı yaptığımız itiraz reddedilmiş ve daha sonra bu kesin olan karar nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne maktul çocuğun ailesi adına bireysel başvuru yapmıştır. Ceza dosyası ile ilgili soruşturma dosyası bu şekilde yerelde bitmiş ve Anayasa Mahkemesi'nde halen derdestir. Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı o zamanki koruşturma yeri olmadığı kararında her ne kadar tespit edilemese de gizli tanık beyanlarında Fatma Eraslan'ın 12 yaşında olsa da örgüt üyesi olduğunu ve şehir merkezinde YPS katılığına dair bir beyanda bulmuştu. Bunun dışında başka bir delil söz konusu değildi. İşte üzerinde antimon izleri bulunmuş elbiselerinde gibi şeyler yazılmıştı gerekçeye. Bu nedenle de soruşturmayı bu şekilde kapatmıştı Cumhuriyet Başsavcılığı. Yine bu aynı Sırnak Sur Ceza Hakimliği'nde yaptığımız itiraz da aynı gerekçelerle reddedildi ve bu şekilde savcının kararı kesinleştiği Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapılmış oldu. Aile tabii diğer haklarının, özellikle tazminat hakları konusunda da Şırnak Valiliği ve İçişleri Bakanlığı'na başvuruda bulmuştu. Şırnak Valiliği'nin yapılan başvuru şahsın kendi kusurundan meydana geldiği iddiasına reddedildi. Mardin Yerel Mahkemesi'nde 2019 yılında maddi manevi tazminat davası açtı. Bu karar iptali için dava açıldı ve maddi manevi tazminat davası açıldı. Mardin İdare Mahkemesi söz konusu talepleri reddetti. Mardin İdare Mahkemesi'nin, 1. İdare Mahkemesi'nin 2019 yılında verdiği kararda yine esasında Şırnak Valiliği'nin soruşturma dosyasına dayanarak reddettiği tazminat talebi kararını bir şekilde kabul etmektedir. Kolluk beyanlarına göre de tazminat bir anlamda kolluk beyanlara dayanarak tazminat talebinin reddine karar verdiği Mardin 1. İdare Mahkemesi. Bu haliyle dosyaya karşı biz Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi'nin nezdinde itiraza bulunduk. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi yaptığımız itiraz 27.04.2022 tarihinde Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi tarafından reddedildi ve bu şekilde Fatma Eraslan'ın öldürmesi olayı için açılan hem tazminat davası hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'nda süren soruşmalar bu şekilde yerel bazda kapanmış oldu. Yine Bölge İdare Mahkemesi'nin istinaf talebi reddi kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne mağdur aile için başvuru yapacağız. Herhangi bir gerekçe belirtmemiş Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi cümlesi tam olarak şu: dosyadaki belgeleriyle istinaf dilekçesinde iddiaların incelenmesinden istinaf başvurusunun konu olan kararın ve dayandığı gerekçenin hukuka ve usule uygun olduğu, kararın kaldırmasının gerekçe yasal bir sebebin bulunmadığı sonuca varılmıştır. Bunun dışında herhangi bir gerekçe belirtmemiştir. Direkt olarak yerel mahkemenin gerekçesine katıldığını söylüyor. Fakat bu gerekçe olamaz yani. Bölge İdare Mahkemesi bir gerekçe oluşturmamıştır. Bölge İdare Mahkemesi bir son karar merci değildir aslında. Yani İçtihat Mahkemesi değildir. Dolayısıyla bu kararı açısından
bu kararı hukuka uygun bir karar değil. Yani bir gerekçe neden yoksun bir kere yani. Neden söz konusu talebi reddettiğine dair bir açıklama söz konusu değil yani. Yani daha doğrusu örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle, kendi kusuru olduğu gerekçesiyle tazminat talebi reddediyor. Yani kolluğun o beyanlarını da onamış oluyor Bölge İdare Mahkemesi. Yasal bazda şu hali hazırda 15 yaşındaki küçük çocuklar örgüt üyesi olarak kabul edilmiyor. Kabul edilmiyor yani. Yani fakat şu anlamda yani aktif fiilleri bağlamında kabul edilmiyor. Örgütlerini cezalandırmıyor fakat adam öldürmesi cezalandırılabilir. Fakat bizim müvekkilimiz açısından böyle bir iddia söz konusu değil. Müvekkilimizin yakın açısından böyle bir iddia söz konusu değil. Yani hiç kimse 12 yaşında öldürülen Fatma Erhasan'ın güvenlik kuvvetlerine karşı bir eylemde bulduğuna veya bu şekilde onlara mukavemet ettiğine dahi bir delil ortaya koyamamıştır yani. Bir gizli tanıklar diyor ki evet örgüt üyesiydi diyor. Hendek barikatlarda savaşmıştır diyor. 12 yaşında. Bunu söylüyor. Bu gizli tanık beyanı. Bunun dışında başka bir delil söz konusu değil. Varsa üzerinden gidiyor. Bu şekilde aslında dosyaları bu şekilde kapatıldı yani. Yani o dönemden kalan dosyalar bu şekilde kapatılıyor. Yani bir mesela normalde bir aslında ölüm olayı. İsterse çatışmada ölsün, isterse ölmesin. İsterse başka bir şekilde ölsün. Kamu gücünün bu insanı nasıl öldürdüğüne dair ve kimin tarafından öldürdüğüne dair araştırma yapma yükümlülüğü var. Ama bu yükümlülük bu şekilde bertaraf edilmiş oluyor.